Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Elazığ. Elazığ'da bir eğitim kurumuna konuk olduk. Gökkuşağı Şefkat Eli Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeyiz. Yanımızda kurucu müdür Sayın Serpil Bektaş Hanım var. Bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi bilgiler anlatacaklar. Merhaba Serpil Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Saygılar sizler. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Serpil Hanım, burada birçok hizmet veriyorsunuz. Kreş, Gündüz Bakım Evi olarak yıllardır sektörünüzün en iyilerinden birisiniz. Vermiş olduğunuz hizmetlerin tamamından bahsedeceğiz. Ama öncesinde sizleri tanımak isteriz. Serpil Bektaş kimdir? Firmamız ne zaman kuruldu? Serpil Bektaş bu 6-7 yıl ana sınıf öğretmenliği yapmış. Daha sonra da gördüğünüz gibi bu kurumu 2011 yılında kurduk. Amacımız, tek amacımız aileye ve çocuklara hizmet, aileleri çocuk gelişimi hakkında bilgilendirmek, eğitimi erken yaşta başlatmak. Burada önemli olan, biz bir ticarethane değiliz. Biz bir eğitim kurumuyuz. Kesinlikle. Bunu izleyicilerimize aktarmak. Kesinlikle. Bu da sektörde uzun yıllardır başarı sağlamanızın en büyük simgesi herhalde. Yani. Peki bunu nasıl sağladık? Yani bugün baktığımız zaman birçok kreşin, birçok ticarethanenin çok kısa sürelerde kapandığını görebiliyoruz. Sektörde uzun yıllar hizmet vermek hiç kolay bir şey değil. Bunu aynen. Neye borçluyuz Serpil? Şöyle söyleyeyim ben. 4-5 yıldır ben bu sektördeyim. Şu ana kadar herhangi bir aileden bir olumsuzluk görmedim. Çalışan personel çok önemli. Evet. Eğitimcilerimiz çok çok önemli. Ben bu orayı açtığımdan beri personel değiştirmedim. Öğretmenlerim 2 yıllık üniversite mezunu. Çocuk gelişimi okumuşlar. Ana sınıf öğretmenliği yapmışlar. Bir çocuğa nasıl davranabileceklerini biliyorlar. Bir çocuk hastalandığında acilen yapabilecekleri her şeyi yapabiliyorlar. Bir doktora ihtiyaç olmadan. Bunun bilgisini alıp gelmek çok önemli. Kesinlikle. Yani burada eğitimli ve uzman bir kadro ile çalışıyoruz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Artı anlaşmalı doktorumuz var. Rehabilitasyon uzmanımız var. Haftada bir kere mutlaka geliyor. Çocukları dinliyor. Herhangi özel problemleri varsa onlara destek veriyor. Ailelerle sık sık toplantılar yapıyoruz. Memnuniyetlerini ve memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar. Bu da, biz bir aile oluyoruz burada. Aile kesinlikle buraya bırakıp gittiği zaman göz arkada kalmıyor. Çocuklar hem bir aile ortamında bulunuyorlar, şefkatli kollarda, hem de eğitim olarak bir okula başlamadan önce, mesela ilkokula başlamadan önce alınabilecek temel her şeyi alıyorlar evet. Burada. Öz bakımından tut, okuma yazma hariç, matematiğine kadar, İngilizcesine kadar. Hatta ve hatta biz bu yıl, normalde sürekli her yıl değişen etkinliklerimiz var. Ama bu yıl özellikle ailelerle toplantı yaptık. Ailelerimiz ek etkinlik olarak müzik etkinliği istediler. Şu anda çocuklarımız gitar dersi alıyorlar. Ne güzel değil mi? Full İngilizce alıyorlar. Benim öğrencilerim şu anda şu etrafınızda gördüğünüz tüm nesnelerin ismini söyleyebiliyorlar. Günaydın anne baba diyebiliyorlar. Temellerini alabiliyorlar. Şöyle bir şey var. Biz şunu bekliyoruz. Allah nasip ederse devlet çalışan anne babaya katkı sağlayacak. Ki biliyorsunuz artık anneanneler, babaanneler yok, bakıcılar yok. İşte teyzemin kızı, halamın kızı, bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Eğer kesinlikle devlet katkısı olursa, ki bu kalkacak ortadan, o zaman bizim inanın ki durumumuz daha iyi olacak. Bir de şunu eklemek istiyorum sevgili izleyenlere. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre bakıcı ve gündelik çalışan kişiler çalıştırmak bir yasal suçtur. Evlerinizde eğer sigortasız bir şekilde bu şekilde kişileri barındırıyorsanız siz de suç işliyorsunuz. Aynı şekilde bu işi kurumuyla beraber yapan profesyonel yerler var. Gökkuşağı, Şefkat Eli gibi. Buralara özellikle izleyicilerimizi kesinlikle bekliyoruz diyelim. En azından profesyonel ve işinde düzgün yapan kurumlar. Ya bir de ailenin hesap sorabileceği bir kurum var karşılarında. Kesinlikle. Şimdi bazen ne yapıyor? Aile geliyor, diyor ki ben diyor bakıcı aldım, kamera sistemi döşedim ama olmadı diyor. Ama burada öyle bir şey yok. Çocuğun burnu bile kanısa benim yakamdan tutup da hesap soracakları bir yer var. Ki buradakilerin hepsi eğitimli. Yani uzman insanlar. Şimdi gelen bakıcı uzman mı acaba? Bunu düşünmek lazım. Kesinlikle. Yani insanları bilinçlendirmek en önemlisi. Yani. Evet. Burada bir kurum var, bir ciddiyet söz konusu. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Serpil Hanım? Şöyle söylemek istiyorum. Çocuğunuzun güvenli bir yerde, emin ellerde, özellikle eğitimini, bunun eğitimini alan insanların eşliğinde büyümesini istiyorsanız
Şefkatli ellere bırakın. Yani gökkuşağı Şefkatli. Yani ben. Biz bunu hizmet için varız diyoruz ve kesinlikle, her zaman olacağız. Kesinlikle. Peki. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Sektörün en iyilerinden birindeydik. Gökkuşağı Şefkatli'nden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarımızda.